Öncelikle biz Teşekkürler çok 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 yapıyorum. teşekkür ederiz size böyle bir katkıda bulunduğunuz için bu ülkeye gerçekten çok kıymetli Çok bir iş değerli yapmışsınız. çalışmalar. Ben hızlıca Yani evet buyurun. Buyurun siz devam edin. Peki. şimdi siz herhalde bu mucizenin nasıl olduğunu merak edeceksiniz ama Evet. bu mucize değil, bu bilinen bir şey. Yani buraya gelmeden önce Bilim isterseniz bu. size kısa bir mesleki deneyim sürecimi anlatayım. 40 yılı geçti, ben de bu işin içindeyim. Deprem mühendisliği, deneysel deprem mühendisliği üzerine, betonarme özellikle, deneysel betonarme üzerine çalışıyorum. Ömrümün oldukça önemli bir kısmı yurt dışında geçti, yurt dışındaki temaslarla geçtim. Şunu biliyoruz biz, 75 yılından sonra dünyada özellikle Pasifik kıyısına, Pasifik'e kıyısı olan ülkelerde çok ciddi depremler oldu. 75'ten sonraki deprem mühendisliğindeki gelişme süreci inanılmaz. Yani roket hızında bir hızla gelişti. Ama sonuçta yapılardaki hasarlara, şunlara bunlara bakıldığında belli kusurlar bütün depremlerde öne çıkıyor. Bu anlamda özellikle binaların kontrolü biraz önce yayının başında da konuşuldu. Biraz önce Ali Bey de söylüyordu. Kontrol süreci, kontrol zinciri diyeyim, işletilmeli. Burada A'dan Z'ye birçok adımda birçok kuruma, kişiye veyahut kuruluşa görev düşüyor. Bakın, deprem mühendisliği alanında Türkiye çok ileri bir ülke. Bunu kimse şey yapamaz, yadsıyamaz. Amerika'da olan arkadaşlarımız bile bizle temasa geçiyor, bizle görüş alışverişinde bulunuyor. Kaldı ki Amerika'daki bugünkü deprem mühendisliği profesörlerinin çoğu, daha 2 yahut 3 yıl önce aramızdan ayrılan Profesör Doktor Mete Sözen'dir. Yani böyle bir ülkemiz var, böyle bir yapımız var, böyle bir insanımız var, böyle bir bilgi birikimimiz var. 85 yılında Şili'de 9.1 şiddetinde bir deprem oldu. Depremler inşaat, özellikle deprem mühendislerinin en büyük laboratuvar alanıdır. Gidip yeni şeyleri öğrenmek için ekipler oraya gider. Neredeyse afetzedelere yardım için giden ekiplerle eş zamanlı giderler. Bu depremde Şili'de, dün de bir kanalda değerli hocalarımızdan birisi bahsediyordu. 500 kişi öldü. Habertürk'te Sayın Mustafa Bugün Erdik, evet. Yani hatırlamıyorum. O kadar çok kanal gezdim ki hatırlamıyorum. Tabii Çok tabii. şey Tabii hocam. konuşuldum. O depremle ilgili çok önemli bir rapor vardır. Bu raporu yazan kişi de bugün Texas Üniversitesi'nin provostudur. Rapordaki bariz ibare şu. Şili şartnamesinde Şili'nin boydan boya Pasifik kıyısında böyle uzanan bir omurga gibi coğrafi konumu var. Şili şartnamesine konulmuş olan perde duvar yapma mecburiyeti. 85'ten beri bu biliniyor. Bu ne demek? Diyor ki Şili, perde duvarlı sistemlerim göçmüyor. İstatistiksel olarak incelenmiş, 5 kata kadar olan binalardan her iki yönde binayı dikdörtgen bir şey olarak alacak olursanız yapı düzenli bir binayı. Bunun her iki yönünde de binanın taban alanının işte %1,5 kadar perde duvar bulundurursan bu perde duvarlar binadaki bütün ayıpları kapatıyor. Orada da demek ki bizdeki gibi kalite kontrol kusurları varmış ki çıkış olarak bunu bulmuşlar. Bundan başka bir de Japonya'daki şeyde duvar Japonya şartnamesi duvarı çok öne çıkartır. Bana bugün sorarsanız deprem bölgesindeki bir yerde yaşayacaksın, hangi ülkede yaşamak istersin? Ya Japonya derim ya Şili derim. Sebebi gayet açık. Bizde bu durum maalesef pratiğe yansımıyor. Belki maliyeti biraz arttırıyor diye. Belki yapımında da bir göçük olduğunu sanmıyorum ama değişik nedenlerle yansımıyor. Ve deprem şartnamemiz de Şili deprem şartnamesi gibi bu çok önemli bir konuda zorunluluk getirmiyor. Hocam diyorsunuz ki Diyeceksiniz ki biz güçlendirmeye güvenmedik, kentsel dönüşüme güvendik.
bunun ne anlama geldiğini görüyoruz. Yani bu böyle oraya bir... gelmedim daha. Ben öyle daha sıfırdan yapılacak yapılarla ilgili ne yapılması gerektiğini konuşuyorum. Peki. Biz bu konuda iyi bir deneyim vermedik. Bilmemize rağmen, öğretim üyeleri olarak, üniversitelerimizdeki tüm öğretim üyeleri olarak konuşmamıza rağmen bunu pratiğimize yansıtamadık. Özellikle yani perde beton için diyorsunuz bunu. Doğru mu anladım hocam? Perde betonun %1,5 binalarda kullanılması. Ya bakın 5 katlıya kadar dedim. Şili şartnamesine bakacak olursanız 30 katlıya kadar size diyor ki 0,3 %0,3 daha koy. Yani 30 katlı bir binada taban alanının %9'una kadar çıkacak bir alan perdeler tarafından tutulmalı diyor. Hocam şimdi Türkiye'de sadece asansör ve merdiven etrafına koyuyorlar. Bahadır Şah'dan diyor ki Türkiye'de sadece asansör ve merdiven etrafına koyuyorlar. Zaten, yani bu yetersiz mi diyorsun? Biliyor ben bana bunu anlatmayın. Halkımızın bilmesi lazım. O anlamda ben şey yapıyorum. Bahadır Bey'in dediği gibi çok çarpıcı bir şey var biliyorsunuz. Son depremde görüntülerde sadece asansör kulesi ayakta. Etrafında yapı mapı yok. İşte o dediğim şey betonarme duvar ama siz tutup da yapını sadece ortasına koyarsanız bunu o işe yaramıyor. Bunun düzgün bir şekilde yapıya dağıtılarak yapılması lazım. Şöyle söyleyeyim. Her sistem her ortama uygun değildir. Bir dikdörtgenler prizması şeklinde gövdesi olan uçağı siz uçuramazsınız. Deprem bölgesinde yapılması gereken yapılarında nelere sahip olması gerektiği bugün deprem mühendisi camiasında biliniyor. Perdeli yapıdan başka yapı yapamaz mıyız iddiası? Elbette bu da şey değil yani savunulacak bir tarafı yok. Elbette yapabiliriz. Yeter ki kontrol zinciri doğru işlesin. Burada işlemiyor. Değerli katılımcılar programın başından beri bunu defalarca dile getirdiler. Betonda hata var, efendime söyleyeyim denetleyen de hata var, çelik yerleştirilmesinde hata var, var da var. Ne yapacağız? Abi diğer taraftan da üniversitelerimiz nasıl inşaat mühendisi mezun ediyor? Çıktığı gün üniversiteden öğrenci mezun olarak 100 katlı binanın projesine bile imza atabilir. Bu denli de serbest bırakmışız her şeyi. Ya gözünüzü seveyim. Görüyorsunuz bir fırında girdiği zaman muhabirler, haber yapıcılar ya bu fırının fisliğine bakın dediğinizde millet ayağa kalkıyor. Yahu oturduğunuz yapının denetim üretim sürecindeki kusurları, hataları sorgulamayan bir milletiz. Ve bunu ben itiraf ediyorum. Yani şu anda bu durumdayız. Maalesef bu durumdayız. En basit üretim sürecinde bile kalitenin, kalite kontrolünün yer almasını bilmemize rağmen kentlerimiz, evlerimizi, apartmanlarımızı, binalarımızı, köprülerimizi, kentlerimizi bundan mahrum bırakmışız. Olmaz bu. Bu olmaz. Kabul edilmez bir şey. Amerika'daki kontrol sistemi güven esaslıdır. Ve şeye dayanır. İnşaat mühendisi açısından usta-çırak ilişkisine dayanır. Amerika'daki bir mühendis isterse dünyanın birinci sıradaki inşaat mühendisi bölümü olan efendim söyleyeyim Berkeley'den, Stanford'dan mezun olsun imza etkisine sahip değildir. İmza atabilmesi için o arkadaşın, o genç mühendisin pişmesi lazım. Ve daha sonra piştiğini de ispatlaması lazım. Bu yetkin mühendisliğe geliyor. Yetkin mühendis olmazsanız sizin binalarınızı kime yaptırdığınız konusunda umursamaz bir dünyada yaşıyorsunuz demektir. Maalesef olmadı bu. 99 depremlerinden sonra gündeme geldi ama olmadı. Şartnamelerimizi çok güzel yaptık. Şu anki şartnamemiz Bahadır Bey'in program başında söylediği gibi son derece mükemmel bir şartname. Ama bunu anlayan yok ki. Bunu anlayıp uygulamaya geçirebilen kaç kişi var bugün Türkiye'de? Şartname onun farkında. Bakın açın 1.3.1.1 maddesini. Bu şartnamede bahsedilen özel durumlardan, özel durumlar için kendini yeterli hissetmeyen mühendis bir uzmana danışsın diyor. Bu olmaz. Şartname yanlış iş yapacak insanları, mühendisleri doğru yola sevk etmek için yapılır. Bugün ben iddia ediyorum. Bu şartnamemizdeki yapım yöntemlerini kullanarak herhangi bir üniversitemizin 4. sınıfına
Bütün, pardon şöyle söyleyeyim. Bütün inşaat mühendisliği bölümlerimizdeki 4. sınıfa tasarım dersi koyun. Depreme dayanıklı tasarım yaptırın deyin. Bu dersi verebilecek belki bir, belki iki elin sayısı kadar üniversite bulursunuz. Türkiye'de 110 tane inşaat mühendisliği bölümü var. Evet. Yok da o ayrı. Ben böyle bir proje yaptıralım dedim. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü master yahut doktora yapmamış bir inşaat mühendisi çıktığı zaman piyasaya deprem tasarımlı projeleri imza atacak. Evet. O zaman deprem konusunda eğitim veremiyorsunuz. Diyelim ki verdiniz. Diyelim ki her şey tamam. Ama bunu dördüncü sınıfa tasarım dersi olarak koyduğunuzda bunu yaptırabilecek Türkiye'deki 110 küsur inşaat mühendisi bölümünden belki 10 tane bulursunuz bu ders hakkıyla verdirebilecek. Ne yapıyoruz o zaman biz? Peki hocam bir şey soracağım. Bu genel siz biraz da bize o binada ne yaptınız onu anlatır mısınız? Çünkü izleyicilerimiz ya muhtemelen tamam, sizin... oraya zaten biraz bakınız. Bakınız herkes başından beri çok konuştu herkes. Müsaade ederseniz ben de biraz zamanımı kullanarak oraya gelmek istiyorum. Peki. Tabii. Biz binalarımızı perdeli yapıp perde zorunluluğu koymamış bir ülkeyiz ve binalarımızın %80'i yeter depreme dayanıklı perdeye sahip değil. Bu bina nereden çıktı? Ne oldu? Onu anlatayım. Madem o kadar acele ediyorsunuz gelme konusunda. Yok aceleden değil hocam. Yani halkımız da merak ediyor gerçekten. Yani yıkılmamış bir bina tabii, var. Bu güçlendirmeyle olmuş. Nasıl olmuş ama, merak yani, ediyorum. Tamam anlatacağım ama yani bu kadar sabitler birazcık daha sabitsin istedim. Ben sadece olayın nereden kaynaklandığını ifade ettim Kürşat Bey. Peki. Şimdi 99 depremlerinden sonraki yıkımı gördünüz. Dünya zıpladı. İstanbul'un burnunun dibinde bir deprem bu kadar büyük bölgesel bir yıkıma neden oldu. Ve gerek dünyadaki değişik kurumlar, gerekse ülkemizdeki değişik kurumlar deprem araştırmalarına ciddi paralar ayırdılar. Ben o zaman Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde öğretim üyesiydim. Biz NATO ve TÜBİTAK kanallarından oldukça önemli ve Türkiye'de kapsayıcı hatta yurt dışından da ortaklarımızın olduğu bir proje aldık. Projedeki hedef şuydu. Böyle bir yıkımın tekrar yaşanmaması için bizim yapı stokumuzu hızlı bir yöntemle ama güvenilir bir yöntemle biraz önce R katsayılarından bahsedildi beton testinde. Aynı oradaki gibi güvenilirliği yüksek hızlı bir yöntemle taramamız lazım. Bütün hepsine ince mühendislik hesaplarıyla girerek taramaya kalksak buna ne ömür yeter, ne can yeter, ne imkan yeter. Dolayısıyla bu işi yapacak hızlı tarama yöntemleri geliştirilmesi birinci adımdı. İkinci adımda da bakınız 99 depremlerini takip eden 8-10 yıl içinde okullarımız, hastanelerimiz, işte askeri yapılarımız ciddi şekilde güçlendirildi. Bu depremde de sanıyorum büyük bir hasar yok oralarda. Yani o gün yapılmış olan yapılarda, güçlendirme görmüş olan yapılarda. Öbür kısımda bir özel mülkiyet var. Şu anda İstanbul'daki mesken türü yapılar. Bunların sorunu ne? Bunların sorunu biliyoruz ki çoğu kayıtsız. %66'sı İstanbul'un 2000'lerin başında 990-995 bin civarında yapı olduğunu söylüyordu o zamanki belediye başkanı bize verdiği değerlerde. Şimdi bu ikiye katlandı bu sayı. Ve kontrolsüz bir şekilde %66 kaçak yapı. Bu ne demek? Hiçbir denetim almamış yapı demek. Korkunç bir şey. Bunların hepsi yıkılmayacak onu söyleyeyim. Çünkü bir kısmı depremden uzak, işte kuzey tarafında, Karadeniz kıyısına yakın yerlerdeki yapılar, Sarıyer ve üstü örneğin, alt tarafa doğru, aşağı faya doğru olanlar daha büyük etkilenecek. Bölge ismi vermek istemiyorum ama herhalde kendileri biliyordur ve bazı hatlar var ki oralarda masif yıkımlar olacak. Yani bugün Hatay'da gördüğünüz, bugün Kahramanmaraş'ta gördüğünüz şey, ben lütfen İstanbul halkı beni bağışlasın. Yani sonra uykularımız kaçıyor. Kabus görüyoruz diyorlar yattığımızda. Haklılar ama sebebi bu. Şimdi burada da o mesken türü, özellikle mesken türü yapılarda en büyük sorun binayı boşalt. Ben oraya inşaat makinelerine gireceğim. Senin binanı güçlendireceğim. Ondan sonra sen taşın. Güçlendirme açısından bakıyorum. Kentsel dönüşümde zaten külliyen yıkılıyor. Yeniden yapılıyor. Aynı şey orada da var. Ama
Bazı yapılar vardır, yıkılması gerekir. Bu bölgesel risk değerlendirmesiyle çıkar ortaya. O işlersiniz GIS haritalarınıza. Bu kısımda kırmızılar çok, bu kısımda sarılar çok, bu kısımda yeşiller çok. Kırmızılar tehlikeli bölgelerdir. Buraya girip de teker teker güçlendirme yapmanıza gerek yok. O bölgeyi kentsel olarak yenilersiniz. Ortadaki bölge, sarı olan bölge. Yeşil olan zaten kurtarmış. Sarı olan bölge sizin için ne yapmam gerekir sorusunu cevaplamanız gereken bölge. Buradaki yapılar ekonomik, burada bir de ekonomik boyutu var işin. Eğer yıkıp yapılmalarının masrafını %30'unu, %35'iyle güçlendirilebiliyorsa anlamlıdır. O yapının da bir ekonomik ömrü daha varsa bir betonarme yapı 100 yıl rahat hizmet verebilir. Sıkılana kadar yani insanlar birkaç kuşağa hizmet verebilir. Dolayısıyla faydalı ömrü varsa ve yıkıp yeniden yapma maliyetine göre tamir etme maliyeti, güçlendirme maliyeti %30, %35'i geçmiyorsa biz mühendisler olarak bu yapının güçlendirilmesi gerekiyor deriz. Yani güçlendirmeye bu anlamda güvenmiyorum, güvensiz vesaire diye bakmanın anlamı yok. Bu ekonominin de gerektirdiği bir şey. Mühendislik kıt imkanlarla kısıtlı zamanda doğru işi yapabilmektir. Dolayısıyla olaya ekonomik açıdan da yaklaştığınızda böyle bakmanız lazım. Güçlendirme kötü bir şey değildir. Bakın dünyanın önemli üniversitelerinden biri Berkeley, Kaliforniya, San Francisco'da bütün binalarını güçlendirmiştir. Şu anda Berkeley'deki bütün binalar güçlendirilmiş binalardır. Düşünebiliyor musunuz? Bunu Amerika yapıyor. Dünyanın en birinci, en tepedeki kapitali bunu yapıyor. Gözden çıkartmıyor binalarını. Dolayısıyla bu bir gerçektir. Mesken türü bana iki gündür, yani bu haber basına düştükten sonra iki gündür kendi işimle ilgili önemli mesajları kaybediyorum. Çünkü yüzlerce mesaj geliyor. Hocam şöyle, biz ne yapalım? Hocam bize yol gösterin, biz ne yapalım? Üstelik insanlarımızı da bu kadar çaresiz bırakmışız. Ya bir şey söyleyeceğim size. 42 bin kişi kaybettik bugünkü sayılara göre, değil mi? 42 binini de umarım hepsinin mekanı cennettir. Kalkıp ya bize ne yaptınız dese biz nasıl cevap vereceğiz bu arkadaşlara?